Bütün motor sporları tutkunlarına merhabalar. Bugün sizlerle beraber motor sporları dünyasının öne çıkan haberlerini kısa bir tur yapacağız ancak küçük bir hatırlatma yapalım. Kayıtlarımıza görsel bir biçimde YouTube'dan ve ayrıca yazılı olarak da motorsport.com adresine ulaşabilirsiniz. Hatırlatma tamam, o halde gündemimize geçebiliriz. FIA uzun süredir durumu yakından izlediğini belirtiyordu ve şimdi virüsle ilgili konuları tartışmak için her iki günde bir toplantı yapacak bir komite kurarak çalışmalarına hız verdi. Dünya Motorsporları Konseyi tarafından Cuma günü yayınlanan açıklamada kriz masası oluşturma kararının FIA Sağlık Komisyonu Başkanı ve birkaç haftadır durumu değerlendiren Profesör Gerard Sailant'ın geri bildirimleri sonucu alındığı duyuruldu. FIA şunları söyledi. Bir FIA kriz hücresi kuruldu ve dünyadaki en son gelişmeleri dikkate almak için her iki günde bir toplanacak. FIA üyeler ve organizatörlerle birlikte durumu ve etkilerini yakından izlemeye devam etmekte ve hükümetlerle Dünya Sağlık Örgütü gibi makamların tavsiyelerini de takip etmekte. FIA gelecekteki yarışların durumunu değerlendirecek ve gerektiğinde yarışların ertelenmesine dahil olmak üzere motor sporları dünyasının ve yerel halkın korunmasına yardımcı olmak için gereken her şeyi yapacak. Şimdiye kadar iki Formula E yarışı zaten ertelendi. Formula 1'de ise Çin Grand Prix'si ertelenmiş durumda. Ayrıca MotoGP'de de Katar yarışı iptal edilirken Tayland yarışı yıl sonuna kadar ertelendi. Carlos Sainz, McLaren'le yeni sözleşme görüşmesi yaptığını söyledi ve yeni sezona dair açıklamalarda bulundu. Sainz, "Kış testleri ilginçti. Program yoğundu ve çok şey yapabildik ama şimdi güç dengesini görmek için Avustralya'da olmak istiyorum. Güç düzeninin geçen yıla göre ciddi şekilde değişeceğini düşünmüyorum. Uzun sürüşlere bakılırsa en güçlü 3 takım önde kalacak. McLaren hakkında konuşursak yeni araçtan memnunum. Ancak herkesin söylediği gibi eğer Racing Point şu anda 4. hızlı araçsa Melbourne'e sadece 9. ve 10. sıra için savaşabileceğiz. Beklentiler çok parlak değil ama hedefimiz sadece geçen yılki 4.'lüğü tekrarlamak değil, aynı zamanda ön bölümle aradaki farkı da azaltmak. 2019'da olduğu gibi tekrar podyuma çıkmak istiyorum. Geçen yıl ileriye doğru büyük bir adım attık ancak 2020 için daha ciddi planlarımız var. Daha fazlasını istiyoruz." Sainz Ferrari'ye geçip geçmeyeceği sorusuna ise "Şimdi diğer seçenekleri düşünmüyorum. Ben tamamen McLaren'de çalışmaya odaklandım. Yapmam gereken şey McLaren'le olan çalışmalarıma odaklanmak. Orta ve uzun vadeli geleceğimin bu takımda olduğunu düşünüyorum ve zaten sözleşme uzatmak için görüşüyoruz. Bu yüzden neler olacağını göreceğiz," dedi. "2019 yılında geçişleri arttırabilmek adına daha geniş ve basit ön kanatlar getirilmişti ancak geçişler pek fazla artmadı ve hızlar da kısa bir süre sonra eski seviyeye geldi. Şimdi 2020 yılında araçlar daha da gelişirken üretilen kirli hava sebebiyle geçiş yapmak daha zor hale gelmiş durumda. Daniel Ricciardo tam da bu konudan şikayetçi. Speed Week'e verdiği demeçte Ricciardo, durum istikrarlı kurallarla birlikte daha da kötü bir hal aldı. Bu yıl araçlarda daha fazla yere basma gücü var. Daha hızlı olduğumuz için daha fazla kirli hava üretiyoruz. Birisinin arkasındayken bunu çok net hissedebilirsiniz. İspanya gibi bir pistte geride kalmak çok zor olacak. Her şey daha da kötüleşmiş gibi görünüyor," dedi. Öte yandan Ricciardo yarışları sıkıcı bulmadığını söylüyor. "Bence F1 hiç de sıkıcı değil. Bazen daha az heyecanlı yarışlar oluyor ve ben kendim bile kokpitin içinde sıkılıyorum ama bir futbol maçı 0-0 bittiğinde de durum aynı değil midir? Bence DRS şovu artırdı ve şimdi takımları daha yakın hale getirecek olan bütçe sınırı gelecek. Bence Formula 1 daha sağlıklı olacak." "2014 yılında modern turbo hibrit motorlar dönemi başlamıştı ve o günden bu yana bu motorlar kullanılıyor. Motorların dayanıklılığı ve verimliliği o günden bu yana sürekli olarak arttırıldı. Yeni kurallara geçilecek olan 2021 yılında da aynı kalacaklar. Bundan ötürü Mercedes pilotu Lewis Hamilton sporun gelecekte de elektrikli araçlara dönebileceğini söyledi. Hamilton, "V8 motorları bıraktık, V6 motorlu modern güç ünitelerine geçtik ve şimdi eskisinden daha az yakıt kullanıyoruz. Ancak gelecekte daha da ilginç değişikliklerin bizi beklediğini düşünüyorum. Bir gün Formula 1 muhtemelen yarış kariyerim bittikten sonra Formula FE1 olursa o zaman gerçekten parlak bir geleceği olacaktır. Formula 1 hayal edebileceğiniz en iyi laboratuvar. Şu anda yol araçlarında kullanılan çözümlerin geliştirilmesinde ciddi bir rol oynadığımızı düşünüyorum ve bu yüzden çalışmalarımız devam ediyor," dedi. Ferrari takım patronu Mattia Binotto, sürücülerinin yarışmakta özgür olduğunu belirtti ancak açık bir durumda takım emirlerinin uygulanabileceğini söyledi.
Ayrıca Binotto, Sebastian Vettel ve Charles Leclerc'in takımın çıkarlarının her zaman önceliğe sahip olacağını anladıklarını söyledi. Geçtiğimiz sezonun öncesinde Binotto, Vettel'in takımın birinci sürücüsü olduğunu ve şampiyonluk umudu olduğunu söylemişti. Ancak şimdi iki sürücünün 2020'de eşit görüleceğini ve Leclerc'in şampiyonluk için savaşmaya hazır olduğunu gösterdiğini vurguladı. Binotto, Charles zaten hazır olduğunu kanıtladı. Geçen sene harika bir iş yaptı. Geçen yılın sonunda da sonuçlar açısından Sebastian'la aynı seviyedeydi. Şampiyonluk için savaşabileceğini kanıtlamış oldu. 2020 sezonuna başlarken aynı seviyede oldukları doğru. Önceliğin takım olduğunu bildiklerini düşünüyorum. Bu yüzden yine takım emirleri olabilir. Takım emirleri olmayacağını söylemiyorum. Bir durumda tüm takımın çıkarı için takım emirleri olabilir. Ancak bu net bir durum olmalı şeklinde konuştu. Binotto sürücülerin artık birbirlerini daha iyi anladığını ve artık ikiliye müdahale etmek zorunda kalmayacağına inandığını söyledi. Geçen sene birbirlerini tanımaları için nasıl davranmamız gerektiğini anlamak ve takımdaki rollerin ne olması gerektiğini anlamak için çok faydalı oldu. Öncelik ne? Takım önce gelir. İki sürücünün birbirini daha iyi tanıdığını ve iyi davrandıklarını düşünüyorum. Tartışma seviyemizden, araca ve takıma katkıdan çok memnunum. Yani genel olarak onlara söylenecek çok bir şey yok. Çünkü pistte kazanabilmek için nelerin olması gerektiğini çok iyi anlıyorlar. MotoGP Amerika Grand Prix'si ev sahibi şehir olan Austin'de koronavirüs salgını sebebiyle olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından tehlike altına girdi. Başlangıçta 2020 MotoGP sezonunun 3. yarışına ev sahipliği yapması planlanan Kota pisti, daha sonra Katar yarışının iptal edilmesi ve Tayland'daki 2. yarışın ertelenmesinin ardından sezonun açılış yarışı haline gelmişti. Austin Belediye Başkanı Steve Adler, Cuma günü Kota'nın bulunduğu Travis County'den yargıç Sarah Eckhart'la bir araya geldi ve koronavirüs tehdidine ilişkin yerel bir felaket durumu ilan etti. Bu etkinlik organizatörlerinin bulaşıcı hastalıkların yayılmasını içerecek uygun önlemlerin uygulanabilirliğini Halk Sağlığı Departmanı'na kanıtlayamadıkları takdirde 2500 veya daha fazla kişi içeren etkinliklerin askıya alınacağı anlamına geliyor. Adler duyurunun bir parçası olarak 13 Mart'ta başlaması planlanan müzik ve film festivalinin iptal edildiğini de doğruladı. Çeşitli kaynaklara göre özellikle Austin'de olmasa da Texas'ta en az 17 koronavirüs vakası bulunuyor. MotoGP Perşembe günü yenilenen 2020 takvimini açıklamış ve bu programda Austin açılış yarışı olarak yer almıştı. Serinin organizatörü Dorna'nın CEO'su Carmelo Ezpeleta, koronavirüs salgını ve beraberindeki kısıtlamalar sebebiyle yarışların seyircisiz yapılacağını doğrulamıştı. Ancak Kota yarışının devam etmesinin imkansız olması halinde ilk yarışın 19 Nisan'da Arjantin'in Termas de Rio Hondo pistinde yapılması bekleniyor.